Hamburg'un kalbi burada atıyor. Müthiş bir manzara. Şimdi bir Christmas markete geldik. Burada bir tane ayı görüyoruz. Berlin'den çalmışlar. Ancak yine de çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir manzara. Müthiş bir manzara. Belediye binasının hemen altındayız. Burada bir Christmas market kurulmuş. İnsanlar korona kurallarını hiçe sayıyorlar. Ancak herkesin de aşılı olduğunu varsaymak istiyoruz. Şimdi söz Sertaç'ta. Nasıl bağlayayım ben burada? Hazır mısın? Nereye gidiyorsun? Hepimiz bot giydik, kışlık. Bak ben de giydim. Aranan yüzü Batuhan'la Hamburg'a gidiyoruz. Trenimizin başka bir içerisi. Biz de röportaj için ayarladım Sertaç. yani burada röportaj yapabiliriz. İçerisi biraz kalabalık. Konuştum konduktörle. Sertaç ve sen yapacaksan burada yapabilirsin dediler. Burayı mı ayarladın? Aynen burayı ayarladım. Bize kapattım. Beni kapalı gördüğüm gibi. Sen sabahtan beri çok mutsuzsun. Erken uyandın mı şimdi? Erken uyandım. Hava kapalı. Biraz geç yattım. Uyurum diye düşünmüştüm. Uyuyamadım da şimdi. Bir saatlik yolumuz var. Uyusam bir türlü, uyumasam bir türlü. Bir de etrafı da merak ediyorum. Evet, bir saat kaldı. Evet ama çok bir şey yok yani şu an. Belki şimdi biraz daha düzgün olur. Hep ormanlık yollardan geçtik. Ben de etrafa baktım, hiçbir şey yoktu. Çok ormanlık yollardan geçtik ya. İnsan bir sanayi falan arıyor tabii tren yolundan geçtikten sonra ama bayağı orman yolundan geçtik. Öyle Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg'u yerleyeceğiz. Bu mu? Şaka mı? Abi bunu çok uzun zamandan beri düşünüyorum. Yok, hamburger ismi aslında Hamburg'dan geliyor. Gerçekten? Ama hamburgerin kendisi Hamburg'dan gelmiyor. Ha. Neden? Yani hiç fikrim yok. Çok enteresan olmuş. Evet ama herhalde Hamburg'un güzel hamburgerleri vardır diye düşünüyorum. Ya benim tek istediğim şu an kahve içmek acil. Ben Eylül'de kahve var aslında biraz ama. Alacağım o zaman. Evet. Ya çünkü sen de aynı durumdayım şu an. Uyusam mı, uyumasam evet, mı? Evet, çok kötü bir saat. Bir saat kaldı. Evet. Başka sormak istediğin bir şey var mı? Şu an yok başka sormak istediğim bir şey. Sonra... Sorun varsa cevaplayabilirim ama yani. Hiç sorum yok, benim de hiç yok. Sonra şeyde, trende indikten sonra devam edelim. Tamamdır. Hem partiden sıkıldık. Evet, biz de partiden içeride çok sıkıldık. Taksim eskisi gibi değil ya. Taksim eskisi gibi değil. Beşiktaş çok korkunç. Masaları kaldırmayacaklardı. Şerefsiz ama ağaçları kesmişler.
Şey, Kuzey Yolu otobanı Antalya. Aha, Kuzey Marmara otobanı tabii. Ya orada bazı hayvanlar var. Bazı hayvanlar var. bir takım keçiler koyunlar. Yukarıya. Gülüşe bak. Ayna var yukarıda, gördün mü? 111 ve 112. Evet, geri gidiyoruz. İnsanlar bu otobüse gelerek evsizler burada yıkanabiliyorlar. Evet, birden gaza geldik ve kendimizi Hamburg'da bulduk. Çok hızlı bir şekilde 10 Euro'luk tren biletiyle, Flixtren'le, evet, Berlin'den Hamburg'a geldik. Neden böyle bir şey yaptık? Biz nasıl oldu? Nasıl bir karar verdik? Zaten gelmeyi planlıyorduk. Böyle bizim arkadaşımızın, Türkiye'den arkadaşı buraya gelecek, biz de gidiyoruz deyince biz de gaza geldik, atladık, geldik. Zaten çok yakın. Uygun da bilet bulunca. Yani Christmas tatili de geldi. İşlerimiz de biraz hafifledi. Evet. O yüzden hafta sonu yorucu bir aktivite yapmak, hafta içi bizi yormayacağı bir hafta olacağı için sıkıntı yaşamayacağımız için niye bu kadar zor bir cümle kurdum acaba? Bilmiyorum, nasıl dolaştırdın lafı, bir dolaştırdın. Ya kısaca zaten işler gevşedi. Hafta sonunda çıksak gelsek, böyle tren yolculuğu yapsak yorulmayız diye geldik. Gerçekten hiç de yorucu olmadı yani, 2 saatte geldik. Çok enteresan bir şekilde insanların bilet kültürü yok. Biz gittik böyle oturacağımız yere, numaramıza gittik. Herkes oturmuş. Bizim yerlerimizde başkaları oturuyor. Bizim 7 tane koltuk numaramız vardı. Tabii 7'si de arka arkaya olunca böyle orasında boş, balk, boşluk görünce aynen, herkes oturmuş, ayakkabılarını çıkarmış falan böyle. Yerleşmişler bayağı yani. Neyse, zar zor kaldırdık. Elimizde Atlas'ın böyle bebek arabası, Atlas, çantalar falan. Biraz terledik ama günün sonunda oturduk rahatça ve yerleştik. Şimdi Hamburg, Almanya'nın neresinde? Kuzey. Kuzey, biraz batı kuzey. Batı kuzey. Kuzey batı. Batı kuzey. Evet, batı kuzey. Kuzey batısında. Ve etrafında bir deniz var değil mi? Kuzey denizi. Ne denizi deniyor onu? Hayır ya, deniz yok. Ne var, nehirler nehir mi var? Nehir var. Hayır, ben deniz zannediyorum onu, biliyor musun ya? Ben şurada bir fotoğraf çekebilir miyim? Evet. Ben de sonuçta bir Instagram'ım yani. Şunu da anlatmak istiyorum. Şehrin ortasında böyle çerçeveler var. Ve çerçevelerin başında görevliler var arkadaşlar. Oruk görevliler ücretsiz bir şekilde çerçevenin içerisinde sizin fotoğrafınızı çekiyor. Çok iyi değil mi? Türkiye'de olsa, fotoğraf başına 1 euro alsa adam haftalık ihtiyacını çıkartır herhalde. Atlas, kuş geçti. Berlin'de böyle bir sokak görememiştik. Yani yan yana işte mekanların olduğu,
efendim alışveriş yapabileceğiniz restoranların falan böyle Berlin'de böyle sokakları bulmak çok mümkün değil. Burası çok turistik bir sokak olmuş Hamburg'da. Hem efendim yemek yiyecek yerler var hem de işte kendinize giyecek bir şeyler alabileceğiniz, aksesuarlar alabileceğiniz, turistik olarak alışveriş yapabileceğiniz marketler de var, dükkanlar da var. O açıdan güzel olmuş. Aa, burası da bir sanırım Christmas market sağ tarafta. Gördüğünüz üzere dekorlar oldukça antik, otantik. Herhalde akşama doğru da buraya gideriz diye düşünüyorum. Atlas da çok mutlu şu anda, çok keyifli. Herkes izliyor. Hatta şarkı söylüyor. Şimdi Sinem'in engin tarih bilgisine dayanarak soruyorum. Sinem burası neresi? Bence Rathaus, emin değilim ama. Ya Rathaus böyle olur mu? Burası bayağı kilise bence. Eski ama yani bilmiyorum. Beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bir bakayım ondan sonra sor. Hemen Google'la. Take two. Sinemciğim burada muhteşem bir bina var. Neymiş bu bina biliyor musun? Sen bilirsin kesin böyle şeyleri. Evet araştırdım. Tabii ki buraya gelmeden önce. Bu bir çok eski gotik mimarisi olan Protestan kilisesi. Oo Protestan. Evet. Yani bayağı enteresan hareketler olması gerekiyor Protestan. Gotik diyebiliriz. Protestansa söyleyemiyorum ki. Çok ürkütücü değil mi ya? Bu ne böyle yani? Atlas bu ne? Kuş mu? Çık 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 çık. Bence burası Christmas market bence. Bu sefer tutturabilirsin. Bu ne? Şurada bak şu çok burası güzel bina var. Çok güzelmiş bu arada gerçekten. Rathaus. Rathaus ne oluyor? Hükümet binası. Aa. Fare. Fare binası. Ama Kredinburg'takinin böyle ayrı bir havası vardı hatırlasa ve kırmızı çiçekler sarmıştı falan onu. Evet, şimdi orası tabii orası çok fotoğrafikti. Ne diyelim? Daha medieval. Orta çağdan kalma bir şeydi yani o. Bize anlatsana şimdi siz nereye geldik? Yok, bayağı uzak. Şey bunun açısı şey. Biz Hamburg'a geldik. Ama doğru yani. Ama şey neredeydi yani? Hamburg'da neredeydi şimdi? Ha, Hamburg'da belediye binasının yakınlarında bir balık restoranına geldik. Burası 100 yıllık bir restoranmış. 100 yıllık bir restoran. 100 yıl. Bak şu. 100 yıl önce burada savaş yoktu. Batuhan, 100 yıl önce burada savaş yoktu. Bir yeni bitmiş. 20, evet yeni bitmiş diyeyim. Elif bence bu senin, sen başka bir şey söylemişsin. Baba anne fiyatlar çok pahalı. Kaç para oğlum? Anlat bize bir, kaç para? Şimdi şöyle, Türkiye'deki arkadaşlar için göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Herkes birer tane neredeyse fried fish platter söyledi. 16.9 euro. 17 euro desen, çarpı 2.20 desen 340 lira ediyor. Bir kişinin doyması gereken ihtiyacı olan para yarım milyar para. Evet. Biralar falan daha pahalı tabii ama hani şey. Yani Berlin'den biraz daha pahalı çünkü çok turistik bir yerdeyiz. Bir de muhtemelen meşhur bir yer. 4 euro 5 euro biralar. Bira normal ya yine. Yani Berlin'de mesela en son gittiğimiz yerde var. Ama geçen gittiğimiz yerde pahalıydı. Ama geçen biracıya gittik. Ya yani adamı zaten iddia ettiği şey bira. Berlin bana göre komple bir biracı abi. O yüzden her yer benim için biracı. Öyle. Güzel bir yer ama. Yemekler gelse ondan sonra konuşalım bir daha. Tabii olabilir. Şey ama Hamburg'un bu Old Town'ı bayağı güzel. Çok güzel. Ben çok heyecanlıyım. Ben de çok beğendim. Ben hiçbir şey görmedik ki. Ama çok güzel bir cadde gördük. Hayır, şu ana cadde çok güzeldi evet. Aynen. Batuhan Bey yemekler geldi. Yemek yerken çekinmeyi sevmiyorum. Değer mi sence bu 17 euroya? Kesinlikle 17 euro değer. Ama 350 liraya değmez. Güzel ama güzel balık taze. Atlas otur.
Sabahtan beri söylüyorsun, niye geldik buraya, ne vardı, Berlin'de kalsaydık ne olurdu, beğendin mi? Evet, güzelmiş. Burası, ben şey dedim hep, ya işte zaten Berlin'de de yürüyoruz, Berlin'de de işte yer var, niye Berlin'de gezmiyoruz diyordum. İşte bu Berlin'de yok böyle bir şey. Burasının ne olduğunu biliyor musunuz? Yoksa sen biliyor musun? Port burası arkadaşlar. Ne, liman şehri. Ya liman zaten burası, komple liman, bak orada zaten. Neden Hamburg he port... plaka? Almanca liman şehri Hamburg demek. Bütün plakalar he. Sadece Hamburg değil. İşte Almancası liman şehri Hamburg. Şekli. Ama he'nin ne olduğunu hatırlamıyorsun. Hamburg. Bakayım, yazayım bari. Hamburgstadt. Ekrana koyarım. Hamburgstadt. Hamburg muhtemelen. Thank you.
Duvar niye siyah? Ya da böyle bir harap olmuş gibi gözüküyor. Gotik olduğundan dolayı değil. Bu kilise, aslında kilise, bunun devamı da varmış eskiden. 1870'li yıllarda yapımına başlamış. O zaman işte bir Lutherci kilise, Martin Luther Protestan Kilisesi. O zaman dünyanın en yüksek binalarından bir tanesiymiş, şuradaki kule. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında yerle bir olmuş. Sadece bu kısımları kalmış. O yüzden bunu anı olarak saklıyorlar, yani memorial olarak saklıyorlar. Ama çok daha büyük bir kiliseymiş. İnternetten görsellerini bulursunuz ya da Sertaç girer birazdan. yıkılmış kilise 2. Dünya Savaşı sırasında bombardımanlar etkilenerek. Yapmamışlar, bu şekilde bırakmışlar. Yani şunun arkasında bir şey yok. Daha böyle kocaman bir kiliseymiş. Aa, bu kilisenin önü aslında. Sadece önü, evet. Anladım. Aslında devam ediyor arkaya doğru. Biraz daha devam ediyor ama arka taraf daha harabe gibi gidebiliriz oraya. Üzülü yani. Şu anda da bu kule, bunun kulesi Hamburg'un ikinci büyük, ikinci uzun kulesi. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz Batuhan Bey. Tamam, sosyal sorumluluk olarak da yapalım videoya. Birkaç girdi. Abi şunları yapmayın ya. Yani Türkiye'de bunları görüyoruz ama bunları yapmayın yani. Baksana güzelim kilise. Birileri birilerini seviyormuş. Kalp çizmişler. Ayrıca bahsettiğim o harabe de aslında burada. Kilisenin içerisi burası. Kilisenin içerisi burası. Niye maske takıyor? İçeri giriyormuşuz gibi hissettiğim için. Ha, burası eskiden kiliseymiş yani. Kapalı mı? Yerle yeksan yani. Olmuş baksana. İşte tepesi tepesi kalmamış. Evet. Şöyle bir kiliseymiş bak. Buradan yıkmak istersen bak duvarları. Öyle kiliseymiş. Ne? O zamanların en yüksek binalarından bir tanesi dedin değil mi? Evet. En yüksek, en uzun kilise. Tabii tüm Almanya'nın geri kalanında olduğu gibi Hamburg'da da muhteşem Christmas marketleri var. Buraya da yine giriş 2G ile maskenizle ve aşı sertifikanızı göstererek girebiliyorsunuz. Teste gerek yok. Buraya girdikten sonra içeride sıcak şaraplar, biralar ve şekerlenmiş fıstık fındıklar bulmak çok mümkün. Bir yandan da bazı yemek çeşitleri de mevcut. Patates falan gibi ya da işte böyle sosisleri var. Bazen şekerli tatlıları var. O tarz şeyler mümkün. Böyle bir yer yapmışlar. Şimdi girmeyeceğiz sanırım. Biraz sonra gireceğiz. Girince tekrar görüşürüz. Bu çok güzel kokuyor. Buraya gireceğiz değil mi birazdan? Hayır, buraya girmeyeceğiz. Nereye bak, gireceğiz bir biz? Bir diğerine girecektik. Buraya mı girelim? Bilmem hangisi daha güzel. Bak burası. Bilmiyorum. Kemallere yakın olana gidiyordum ben. Burası Kocaman. Girelim mi? Aa, bayağı köfte ekmek kokuyor. Evet. Hamburg'un kalbi burada atıyor. Müthiş bir manzara. Şimdi bir Christmas markete geldik. Burada bir tane ayı görüyoruz. Berlin'den çalmışlar. Ancak yine de çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir manzara. Müthiş bir manzara. Belediye binasının hemen altındayız. Burada bir Christmas market kurulmuş. İnsanlar korona kurallarını hiçe sayıyorlar. Ancak herkesin de aşılı olduğunu varsaymak istiyoruz. Şimdi söz Sertaç'ta. Teşekkürler Batuhan. Evet, biz de şu an Hamburg'un kalbindeyiz. Gördüğünüz gibi kalbi orada atıyor. Biz de kalbinin hemen yanındayız. Yıldızların altındayız. Burada görebilirsiniz. Hamburg'un yıldızları burada bugün. Bu akşam sizin için atıyor, bizim için atıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir videonun sonuna daha geldik. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.